Merhabalar Boğa burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Ekim ayına özel bir kahve falı yorumlayacağım sizler için. Şimdiden hayırlısı uğurlusu olsun, güzel bir hafta olsun dilekler dualar bütünün hayrına kabul olsun diyelim. Her şey sizler için. Aman efendim aman efendim bu ne güzellikler bu ne güzellikler. Şimdi gelecek kısmında öncelikle baktığımda gelecek kısmında dışarıdan çok fazla etkilenmiş görünüyorsunuz. Ve birilerinin söylediği şeyler ya keşke kendi bildiğimi okusaydım da onların dediğini yapmasaydım. Onların dediğini yaptığım için işte ailemle aram bozuldu. Onların dediğini yaptığım için partnerimle aram bozuldu. Onların söyledikleri iş metodu şu bu göründüğü gibi değilmiş olmadı. Yani başkasının aklıyla hareket ettiğiniz için maddi ya da manevi anlamda işte eğitim anlamında tüm arkadaşlarıma uymasaydım ya da çocuğum bugün için arkadaşlarına uymasaydı işte evlenmişti şimdiye kadar ya da şimdiye kadar işe girmişti, eğitimini tamamlamıştı, yükselmişti, etmişti ya da kendiniz için. Böyle bir olay görünüyor. Ve hani bu artık sizin önünüzden yavaş yavaş çekilmeye başladığı bir dönemin içerisindesiniz. Aynı zamanda bakın sağ tarafta böyle bir top gibi bir şey var. Bu kadar büyük ne geliyor diye burada da bir akış var bu arada. Bu kadar büyük hayatınıza ne geliyor arkadaşlar? Çünkü hani bir kere aydınlattığı kesin. İçinde de yavru bir panda gibi bir şey var. Zaten harfler var. Şimdi oralara odaklanacağız ama bakın çok büyük bir şey geliyor ve sizler buradasınız. Yol gösteriyorsunuz. Hadi bakalım bu parayı aldık ileriye. Aşkı aldım ileriye. E, evime aldım ileriye doğru ilerliyorum. Yani böyle bir şey var ve siz bu kadar bir e, güzel yükü yani şimdi taş taşımayı mı tercih edersin para taşımayı mı tercih edersin e, para taşımayı tercih ederim ikisi de yük olabilir ama onu taşımayı tercih ederim onun haricinde bakın bu kadar büyük şeyler ne olabilir ev araba bebek yani sadece maddi anlamda büyüklükten bahsetmiyorum hacim olarak şey büyüklük genişlik olarak belki mobilyalarınızı değiştiriyorsunuz bu kadar büyük bir şeyler geliyor kimsenin ayarlı belki budur hani çok belki şikayetçi olundu bir konu Evet böyle bir şey olabilir. Mahkemedir, sağlık olaylarıdır. Yani sağ taraftan sağ taraftan bu olayı e, toparlaya toparlaya ilerletiyorsunuz. İnşallah istediğiniz sonuçları alırsınız. Bu arada fincanınıza genel olarak baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Temizlik görüyorum, aydınlık görüyorum, ferahlık görüyorum. Hani kalkıp da böyle löp löp bir şeyler olup da içi böyle buraya kadar bir şey değil. Koymadım mı şey ve Tabii ki koydum, tabii ki var bakın. Yani buraları hemen açılmıyor bile. Var. Ama işte temiz çıkacaksa, bir şeyler açılacaksa o enerjiyi tutamıyoruz. Gayet güzel yönü ve bir haberciyle beraber geldiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi burada yavru bir ayı suratı var. Gözleri burnu falan bayağı bariz belli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, ayı normalde hani büyük ya da küçük fark etmeksizin genel anlamıyla asili anlatır. Bir anda böyle hey deyip camı kırarak birisinin içeriye girdiğini düşünün. Bir anda ortamda ne olur? Herkes ona döner bakar ne oluyor? Bu insan bu gücü nereden alıyor? Nasıl bir anda böyle içeriye dalabiliyor? Dalabilirim çünkü burası benim iş yerim. Dalabilirim çünkü bu benim hayatım. Yani hayatımın içinde bir şeyler yaparken size mi soracağım? Bunun gibi bir şeyler olabilir. Ani çıkışlar yapabilirsiniz. Mesleğimde yükselirken de kimseye sormayayım. İşte eğitimde, kariyerde, belki yaşınız itibariyle, belki çalışmalarınız, belki meslek seçimleriniz, yatırımlarınız, maaşınızı nasıl kullandığınız, bir şey, yani saçınız, başınız. Yani bir şeyleri yaparken biraz daha asilik, kimseye sormama, bireysel kararlar Alma gibi olaylarınız var. Onu da söylemek isterim. Şimdi onun haricinde şurada birkaç tane harf vardı. Özellikle e, şurada bir N ve Z harflerini yanlış hatırlamıyorsam görmüştüm. E, onu söyleyeyim öncelikle. N harfi inişli çıkışlı bir dönemi zirvede bitirmeyi. Z harfi de bir şeyleri artık bitirip sonlandırmayı anlatır. Bekarlığınızı bitirebilirsiniz. Okulunuzu da bitirebilirsiniz işsizliği de bitirebilirsiniz ya da evliliği bitirebilirsiniz. Yani bekarlığı bitirmek gibi evlilik de bitebilir. Yani sonuç olarak bir bitişi anlatır ama bu sizin bir anda verdiğiniz bir karar olarak görünüyor. Üzerine çok düşünmemişsiniz. Yani elim böyleyken böyle yapmayı kimseye ben kalkıp sormam. Değil mi? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Sormam. Bu benim elim, benim konu. Allah bana bunu vermiş. Ben yönetiyorum. Yani böyle yapıp böyle yapmayacağım kimseye sormam. Sizin de aynı şekilde bunu niye buraya koydun? Kim, niye buraya koydun diye kimse kalkıp size bir şey soramaz. Ee, biraz daha dediğim gibi kendi hayatınızın kontrolünü belki maddiyattan, belki maneviyattan, bir rahatlıktan e, bu şekilde davranıyor olabilirsiniz. Harcamalarınızı da kendiniz ayarlarsınız. Böyle bir olay olabilir. Onun haricinde Burada birisi var arkadaşlar siz her ne kadar ben bireyselim istediğimi yaparım işte özgür bir bireyim de deseniz birisi var. Bu Burada size birazcık konuşuyor gibi adında soyadında da O, S, e, U, E harfleri olan bir de N harfi olabilir. İster birazcık yani işte çok harcıyorsanız işte dikkat et e, deyip sizi yönlendirebilir. Bir de burada bir yılanın suratı görünüyor. Bir yumurtaya çok yaklaşmış. Dikkat edin dışarıdan size çok iyi görünüp de yumurtanızı yiyecek olan bir yılan olabilir. Ee, aman aman dikkat etmek e, önemli olacaktır. Onun haricinde benim çok net gördüğüm şurada bir S, Ş harfi görünüyor. Yani işte S harfi yolculuk demektir. Ş harfi de yolculuğa çıkmadan önce mutlaka hazırlık yapmanız gereken konular olduğunu anlatır. Yani hadi çantamı aldım çıkıyorum değil. Hayır belki saçınız, belki başınız, belki izin almanız gerekiyor. Belki önce bir işlerinizi halledip ondan sonra çıkmanız gerekiyor. Çocuk varsa, bebek varsa bir insanın hastalığının bitmesini bekleyip ondan sonra hani o hasta orada kök, kök öksürüp yatarken ben gezemem önce onu halletmeliyim gibi böyle bir hazırlık olayından bahsediyor. Bu alana baktığım zaman gelecek kısmına doğru çok güzel bir ilerleyiş. Burada harika bir balığınız var. Görüyorsunuz zaten. Ve arkadaşlar 3 2 1 3 2 1 4 5 4 7 yani bu sayılar size evet hem genel olarak Ekim ayındaki günleri veriyor. 1 2 3 4 5 7 Evet çok fazla var ama yani baya ee, baya vermiş. Şimdi onun haricinde bu tarihler ya çünkü kolektife yönelik olduğu için odaklanırken de kolektife yönelik odaklanıp niyetimi bu şekilde aldığımda bu kadar şeyin çıkması çok çok normal. Bireysel olduğu zaman daha başka çıkıyor. Çünkü her şey sınırlanıyor. Bambaşka çıkıyor. E, ve dediğim gibi bu sayılar belki diyeceksiniz Aa, işte 5432 benim telefon numaramın sonu gibi Veyahut da size evet işte ayın 24'ü 27'si şu var bu var şu olacak bu olacak ee, önemli tarihler olabilir. Sizler için bakın kalkıp da 6'sından 8'inden 9'undan bahsetmiyor. Yani daha çok bunları kendi arasında eşleştirirseniz size belirli zamanları günleri ya da bir miktar parayı işte ne dedik 7, 5, 1 dedik 751 bin TL gibi bir para olabilir. Yani böyle bir olay görünüyor ve burada da sizin yolunuz açık size yani bayağı kısmetli bir şekilde gelebilir. Devam ettiğimde burası arkadaşlar sol taraf zaten biliyorsunuz sıkıntılı olan olayları anlatır. Benim burada gördüğüm iki tane sıkıntınız var. Ee, pardon 3 tane olay var. Birincisi size yol açılmadığından sizin şansınız olmadığından şikayetçiyseniz bakın yollarınız açılıyor bu bir. İkincisi birisi benimle konuşsun ve bana geri dönsünler hem mesaj olarak hem arama olarak geri dönsün diyorsanız evet bununla ilgili karşılıklı görüşmeler. Burada görünüyor ve bir de V harfi geleceğinizle alakalı endişeleriniz çoluk çocuğun ya da ilişkinizin vesaire başka şeyleri de olabilir. Onların da geleceğiyle alakalı biraz endişeli görünüyorsunuz ama diyor ki bak bunların hepsi birbirinden daha temiz görünüyor. Ve bunlarla ilgili yavaş yavaş yolların da açıldığı için bunların da altındaki konuşmalar temiz olup seni genel olarak bazı sıkıntılardan ya da sıkıntılı insanlardan, durumlardan koruyan olaylar olduğu için hem geçmişte bazı korkuların varsa bunları temizliyorsun hem bu konularda genel olarak yani haydi bakalım deyip şöyle bir yükseliş Yükselişle beraber gelen bir yol ve bunlara hiç değmiyorsun. Yani sol taraflı ya da geçmişle artık senin hiçbir işin yok güzel arkadaşım. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. E, ve bir kağıt olayınız belki olabilir. yani şu alan için özellikle söylüyorum. Kağıt olayınız olabilir. Kağıt olayıyla alakalı da biraz e, sert konuşursanız. Sizin için daha iyi olabilir. Çünkü çekinik kalmışsınız biraz. Yani ne olursa olsun önemli değil ya. Hani ne olursa olsun önemli değil. Benim de hakkım var. Ben de alacağım hakkımı. Ya da sen sürekli bana soruyorsun ya şu 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 şu. İşte ben de şimdi sana soruyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yani Biraz böyle bir dediğim gibi şu e, ayının <laughs> hakkını vermeniz önemli olacaktır. Ve geçmişteki bir şeyi artık temizlemişsiniz. Ha, üzerinize atılı bir iftira varsa bundan da yine kurtulabilirsiniz. Yukarıya doğru çıkışınız ve artık bir şeylerden baya baya sıyrılma olayınız görünüyor. Ha bu yolları tabii ki ya ben bir yere gitmek istiyorum diyorsanız o şekilde de alabilirsiniz. Sonuçta yol varsa e, en basit en başta yolculukları anlatır. Burada hemen bir beş rakamı kendisini gösterdi. Şunu söylüyor: Güçle beraber gelen değişimi, değişimle beraber gelen gücü temsil ediyor. Şimdi, burası birazcık kargacık, burgacık, her şey birbirine girmiş. Karşılıklı olarak yapılan maddiyat ya da aşka dair, özellikle aşka dair olan bir konuşma. Ee, bu aralar çözülebilir. Zaten sağ tarafta ve yukarı doğru bir yükseliş görünüyor. Yani aşk meşk olayları çok güzel temizlenebilir. Onun haricinde maddiyat olabilir. Maddiyatla ilgili olaylar daha çok üçlü ve sekizli zamanlarda e, konuşulup yüzünüze gülebilir. Hanenin içerisinde sürekli haneyi korumaya çalışan birisi var. Yani hanenin itibarı, aman aile bozulmasın, aman düzeltelim, aman iyi olalım diye çok çaba sarf eden birisi var. Bu kişi e, bu aralar yorulduğunu itiraf edebilir. Artı buradasınız. Hala bakın bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Kiminiz ilişkinize, kiminiz mentalitesine, kiminiz e, hala yani direniyorsunuz hashtag diren boğa bursları diyorum bu konuda gerçekten yani hani bir şeyler iyi olsun diye bir çabalamanız görünüyor ya lütfen reddetmeyin bir daha bir düşünün bunun gibi ya da yani sallanıyor ama hani sallansa da yıkılmaz tahtım gibi bir olay var belki birileri yerinizi almaya çalışıyor aranıza girmeye çalışıyor buna izin vermiyorsunuz hani ben çocuğumdan vazgeçmem, işimden vazgeçmem. Kimse bizim aramızı açamaz. Benim aklımda bir fikir var. İstediğiniz kadar araya girmeye, beni fikrimden Vazgeçirmeye çalışın hayır ben bunu sıkı sıkıya bağlıyım gibi bir durumunuz görünüyor 8 rakamları bu arada peşinizi bırakmıyor diyebilirim yine sizin gibi bir boğa burcu koç burcu ama özellikle de bir oğlak olduğunu düşündüğüm bir kişiyle arkadaşlar bir eğitim kalem imza konusunda birazcık ters düştüyseniz bu kişi mesela diyelim 10 kişilik bir arkadaş grubunuz vardı iş yerinde ya da aile içerisinde bu kişiyle köşeye geçip ya bak başkalarının içinde konuşmak istemedim ama bu kağıt işi şöyle bu imza işi şöyle bak bu eğitim olayları sonuçta imza ya ya da evlilik cüzdanı ya ya da başka bir şey ya imza atılıyor oraya sonuçta belki satın alma satma kenara çekip sizinle bir şeyler konuşabilir kötü olduğunu düşünmüyorum ama bu kişinin aklında başka şeyler var onu da söyleyeyim halen içi genel olarak açık görünüyor yalnız bir düşman demeyeyim de çok böyle görüşmeyi de tercih etmediğiniz insanlarla ister istemez konuşmak mecburiyetinde aynı ortamda bulunmak mecburiyetinde kalabilirsiniz ha bu hastalıktır sağlıktır e, maddiyattır başka bir şeydir düğün nedeniyledir e, sevmiyorum ama iş ne yapabilirim okul ne yapabilirim yani aile eşimin akrabaları ne yapabilirim yani hani, sevmiyorum ama Hı -hı demek zorundayım dediğiniz bazı olaylar olabilir herkes herkesi zaten sevemez ama dediğim gibi yine de hani o medeni tavrınızı kurduğunuz bir Dönemdesiniz. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Burada maşallah bir şey zaten hiç bize sormadan devam etti. Buraya baktığım zaman niyetinizle arkadaşlar gayet güzel bir e, ilerleyiş görüyorum. Hani her şeyin bir zamanı varsa bu da kendi zamanını tamamlamaya çalışıyor. Gayet güzel. İnşallah içinizdeki sıkıntıları da böyle işinizden atarsınız ve sizden o sıkıntılar, problemler, problemli insanlar uzaklaşır. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.